Şimdi bir giriş formu yapacağız. Giriş formu için ilgili giriş.html sayfamı tasarladım. Menüsünün hemen altına br deyip forma başlıyorum bir satır altından. Form tagını açtım. Forma bir isim veriyorum. Formun ismi ne olsun? Kayıt formu kayıttı. Bu da giriş olsun. Daha sonra formun action'ı yani aksiyonu hangi sayfaya gitsin? Giriş yap.php sayfasına gitsin mesela. Ya da ASP sayfası da olabilir bunlar. Şimdi metot olarak da kullanıcı adı ve şifre gönderdiği için yine post metoduyla göndermesi gerekiyor ki görülmesin. Formu kapatıyorum. Şimdi tasarlamak istediğim form Facebook'un giriş ekranı. Yani şu üst kısım. Buraya dikkat ederseniz görünmeyen bir yapı var aslında. Üçe üçlük bir tablo var. Bu tablonun ilk kutusunda e-posta veya telefon, ikinci de şifre, üçüncü kutu boş. İkinci satırında iki tane kutuda form tagları var. Üçüncü kutuda ne var? Bitmiş olan şey var. Aslında bunlar artık bunlarla yapılmıyor. Yani tablolarla yapılmıyor. Div dediğimiz kutularla yapılıyor. Şimdi ben bunları yan yana yapmak zorunda da değilim. Alt alta da yapabilirim. Şimdiki tabloyu çok karıştırmayalım. Alt alta yapalım. Benden ne istiyor? Hatta buraya da bir file set koyalım. Biraz daha görsel olsun yaptığımız iş. Legend'la o file setin başlığını belirtiyorum. Giriş olsun. File seti formu kapatmadan önce kapatıyorum. Şimdi file setin içerisine formu tasarlamaya başlıyorum. Önce ne diyecek? E-posta veya telefon. Ne olsun bir BR atalım altına. Burada e-posta ya da telefonu girebileceği küçük bir kutu istiyor bizden. Input type'la text diyerek type'ı text olan bir kutu oluştur. Adı ne olsun? E-posta olsun mesela. Türkçe karakter yok sonuçta. Boyutu ne kadar olsun? O da size'ı da 30 falan olsun işte ya da 40 size kalmış. 40 da olabilir. Hemen altına aynı yapıdan bir tane daha tasarlayacağım. Kopyala yapıştır yapıyorum. Buraya ne yazacağım? Şifre. Input type bu sefer text değil. Password. Görünmemeli. Adı şifre kutusu olsun. Bu da 40 karakter olsun hadi. Altına bir boşluk bırakıp ne kutusu tasarlayacağım? Bir kutu falan tasarlamama gerek kaldı mı? Input type'la neyi tasarlamam gerekiyordu? Bir tane check kutusu vardı orada. Checkbox'ın adı ne olsun? Oturumla ilgili bir check kutusu var. Bu kutunun değeri 1 mi olsun 0 mı? Check atılsın mı atılmasın mı? Ya da seçilsin mi seçilmesin mi? Yani oturum her giren için sürekli açık mı kalsın? Şundan bahsediyorum. Şuradaki oturumu açık tut. Bu çekli mi olsun, çeksiz mi olsun? Eğer çek atılsın istiyorsanız check it. Check it dersiniz. Yanına da şimdi sağ tarafa sığmadı diye yazıyorum. Oturumu açık tut ibaresini yazdım. Bittikten sonra bir alt satırına ne diyeceğim? Artık formum bitti. Giriş yapması için bir tamamlama butonu vereceğim. Yani submit butonu vereceğim. Bu butonun adı da buton olsun. Değeri ne olsun? Ne yazsın? Orada ne yazıyorsa aynısı. Giriş yap yazsın. Şimdi bu şekilde yazdıktan sonra bir kontrol edeceğim kaydımı. Ana sayfa, kayıt sayfam ve giriş sayfam. E-postam, şifrem, oturumu açık tut bakın çekli geldi ve giriş yap butonum. Yani Facebook'taki e-posta, şifre ve giriş yap butonu ile çek kutumun hepsini tasarlamış oldum. Bunun için önce formumu açtım. Sonra file sette bir alan tanımladım. Bu alanın içine e-postaya girebileceği bir text kutusu, şifreye gireceği password kutusu, check atabileceği bir checkbox kutusu koydum. Hatta checkbox'ın
Value'sunu yazmak zorunda değiliz artık. Checked dedik zaten. Value'su default checked olur. Yani seçilmiş. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Bu giriş formunu tasarladı adam. Buraya geliyor. Hotmail.com şifre olarak da şifresini yazdı. Giriş yap dedim. Giriş yap deyince nereye gidecek? Giriş yap.php sayfasına. Şimdi gelelim. Bu verileri siz yaptınız da gönderdiği zaman nasıl alıyorlar? Şuraya dikkat edin. Buradaki kutucukların isimleri neler? E-posta, şifre, oturum, değil mi? Üçü benim için gerekli. Şimdi ben sanal sunucu programımız var. WAMP Server. O WAMP Server'ı bir çalıştıracağım. Bu sayede PHP kodlarını çalıştırabiliyoruz. Çünkü ben şimdi basit bir PHP sayfasıyla size bu verilerin nasıl alındığını göstereceğim. WAMP Server çalıştığı zaman şurada görülüyor simgesi sağ alt tarafta. Kırmızı, turuncu ve yeşile dönmesi lazım. Yeşile döndüğü zaman çalışıyor demektir. Local host, bilgisayarımdaki sanal sunucuyu açıyorum. Şimdi yapmam gereken şey şu. Benim local host'umda proje sayfalarım var. Buraya yeni bir sayfa oluşturacağım ben. Bunun için bilgisayarımda C'de bunu örnek olması açısından gösteriyorum. One klasörün içinde, WW'nin içinde bir tane form örneği tasarlayacağım. Form örnek diyorum. Bunun içine giriyorum. Bunun içine neyi atacağım? Giriş sayfamı alacağım. Kopyalayıp bu klasörün içine yapıştırıyorum. Şimdi adam ne yapacak? Bu sayfayı açtığında bilgileri doldurup gönder dediğinde diğer tarafta neler yapılıyormuş ona bakacağız. Şimdi bu sayfayı WAMP Server'dan, sanal sunucudan PHP kodlarını çalıştırabilmem için buraya açtım. Sayfamı yeniliyorum. Form örnek bölümü açıldı. Tıklıyorum. Bakın burada giriş sayfam. Biraz önce tasarladığım sayfa. Giriş yap dediğinde gideceği sayfanın adı neydi? Girişyap.php değil mi? Şimdi o sayfayı tasarlıyorum. PHP kodları şu ibarelerle çalışır. Bunu da kaydedeyim baştan. Nereye kaydedeceğim? WAMP Server'ın içine kaydedeceğim için önce, daha doğrusu PHP kodlarımın çalışabilmesi için WAMP'ın içine kaydetmek zorundayım. Adı neydi? Girişyap.php değil mi? Kayıt türü PHP olarak seçiyorum. Şimdi PHP kodlarını yazarken şunu yapıyorsunuz. Aslında şu indeksin aynısını alıp şuraya yapıştırayım. Burada daha net göreceksiniz. Body'nin içerisinde bir tane sonuç sayfası tasarlayayım. Girişin sonucunda acaba doğru mu yanlış mı? Giriş işlemi ya da giriş işlemi sonucu nedir? Şu menü dursun, menünün içine PHP kodlarını şöyle HTML taglar arasında şöyle gömülüyor. Buraya şunu yazacağım. Formdan gelen bilgileri almak istiyorum. Echo ekrana yaz demek. Neyi yaz? Post ifadesiyle gönderilmiş hangi veri? E-posta. Sonra şifre mi vardı? 3 tane veri vardı zaten. Şifre, bir de oturum isminde bir veri vardı. Oturum. Eğer doğru doldurulduysa bunların üçünün de değeri gelecek buraya. Tabi bunların aralarında bir mesafe olması için BR de koyalım. Ortalık karışmasın. BR taglarını bu şekilde kodun içine gömebiliyorum. Bu bölüm sadece sayfalar gönderildiğinde ne oluyor? Onları görmeniz için. Şimdi sayfamı geliyorum. Local host'umu açıyorum.